Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'deki son haberlerin başlıklarına bakalım. Daha sonrasında ise önemli gelişmelerin detaylarını aktaralım. Suriye medyasındaki birinci haberin başlığı 6. gün Türk Hava Kuvvetleri Rakka'da aynı İsa'daki mevzileri bombalıyor. Yani ordumuz burada terör örgütü PKK'ya karşı üst üste 6. gün operasyon gerçekleştiriyor. Detayları aktaracağız. Suriye'den ikinci haber her zaman olduğu gibi Suriye gözlem evine göre uluslararası koalisyon yani Türkiye hariç NATO'nun SDG yani terör örgütü PKK ile beraber ortak askeri tatbikat düzenlediği belirtiliyor. Bunun da detaylarına bakacağız. Üçüncü haber El er Rakka bölgesinde rejim güçleri Afnan ilçesinde sivillerin evlerini yıkıyor. Suriye'de bu şekilde sıkıntılı gelişmeler servis ettirirken Devsi Afnan Belediyesi rejim askeri devriyesinin ruhsatsız olduğu bahanesiyle sivillerin evlerini yıktığını belirtiyor. Suriye mecasına dördüncü haber askeri tırmanış rejim askerleri İdlib cephesinde sözde şehit olurken rejim güçleri Putin Erdoğan yani İdlib bölgesini bombaladı başlığı atılmış. Bunun da detaylarına bakacağız. Yine dediğimiz gibi rejim saldırı gerçekleştiriyor. İran destekli milisler kontrol noktası kurarak gıda taşıyan kamyonlara yeni vergiler getiriyor. Dün de farklı bir bölgede bu tarz haber aktarmıştık. Yine bugün de farklı bir bölgede İran destekli teröristler araç kesmeye devam ediyor. Yine güvenlik kaosu Ulusal Savunma Komutanı El Bu Kemal şehrinde aşiret silahlı kişiler tarafından vuruldu cümlesi kullanılmış. Onların Ulusal Savunma Komutanı dediği tabii ki de Terör örgütü İran'dan bahsediyor. İran devrim muhafızlarından bahsediyor. Yine dostlar bir diğer haberlerinde Halep'te sivil polisle Hamza tümeni arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polisin yaralandığı belirtiliyor. Bu şekilde ülkemizin kurtardığı bölgelerdeki bir olaydan bahsediyor. Diğer haberlerinde 95. ortak devriye Rus ve ordumuz tarafından aynı Arap kırsalında devriye yapıldığı ifade edilmiş. Rus askeri polisi ve Türk güçleri cümlesi de haberin içeriğinde kullanılıyor. Yine Suriye'de gerek Irak'ta gerekse de Suudi Arabistan'da kum fırtınası devam ediyor. Bu sefer görüntüler teröristlerin işgali altındaki Haseke bölgesinden yine Suriye'de Deirizor'un batısında Himar El Ola köyünde şeker dağıtan kurumun önünde kalabalık toplanıyor. Bunun görüntüsünü görmektesiniz. Yine Suriye'de Afrin'de Ramazan ayında alkollü içki satışı yapanlara karşı Suriye Milli Ordusu'nun operasyon düzenlediği belirtilirken Ruslar yeni bir havalimanı kuruyor. Rusya burada askeri inşaat kurum aracılığıyla Humus'ta Osman sahasında yani dün bunun haberini yapmıştık. İranlı milisler buraya 100 terörist yollamıştı. Burada havalimanı kuruyor. Yani Suriye'nin zenginlikleri havalimanı aracılığıyla Rusya'ya götürülecek. Bir diğer haber Suriye Gözlem Evi'ne göre yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep eden halk Deiri Zor'da terör örgütü PKK'ya karşı protesto gösterisi düzenliyor. Yine dostlar bunun dışındaki haber artan Rus aktivitesi Rus savaş uçakları terör örgütü DAESH'in saklandığı yerlere 11 günde 240 hava saldırısı düzenliyor. DAESH'in hala çöl bölgesinde Suriye'nin güney kesimlerinde olduğunu da hatırlatalım. Yine bir diğer haber güvenlik kaosu DERA'da EYP patlaması sonrasında merkez komite üyesinin hedef alındığı belirtiliyor. Görüldüğü gibi dostlar Suriye o kadar çok karışmış durumdaki tüm bu haberlerin detaylarını aktarırsak video saatlerce sürer. Sadece seçtiğimiz bazı gelişmeleri aktarıyoruz. Rejim askerlerinin İdlib'de öldüğü dolayısıyla rejim güçlerinin İdlib'i bombaladığı belirtiliyor. Haber şu şekilde Suriye'de İdlib'in güneyindeki El Barış cephesinde rejim askeri vurularak öldürüldü. Aynı kapsamda rejim güçleri İdlib kırsalındaki Marat El Nasan kasabası ve çevresini El Fatara köyünü ve İdlib'i ağır top mermileriyle vurmuş durumda ancak henüz can kaybı bildirilmiyor. Muhaliflerle yani Suriye'nin öz halkıyla Suriye milli ordusuyla terörist Esad arasında çatışmalar devam ederken Değeri Orda uluslararası koalisyon ve terör örgütü PKK ki onlar SDG takma kılıfını uyduruyor. Ortak askeri tatbikat yapıyor. Uluslararası koalisyon değeri zor kırsalında gerçek mühimmat ve top mermilerinin kullanıldığı tatbikatlar yapıyor. Bu da artık rutin olmaya başladı. Değeri zorun kuzeyindeki Mazıyla bölgesinden bahsediyoruz. Bu terör örgütü PKK ve uluslararası koalisyon tarafından devam eden tatbikatlar ve manevraların ışığında geliyor. Sürekli bu tatbikatlar yapılıyor. 2 Nisan'da da Doğu Deyli Zor kırsalında terör örgütü PKK'nın işgal ettiği bölgelerde uluslararası koalisyon güçlerinin Boniko gaz sahasında tatbikat yaptığı sırada yüksek sesli patlamalar duyulduğunu, bu patlamaların dronların uçuşuyla çakıştığını ve bölgeye işaret fişi atıldığı ifade ediliyor. Yani işin özeti artık NATO tabii ki de Türkiye hariç terör örgütü PKK ile tatbikat yapıyor. Yine Ruslar dediğimiz gibi askeri havalimanı kuruyor. Hatta kurduklarına yönelik iddialar da var. Uydudan da kontrol edebilirsiniz. Rejim destekli askeri inşaat kurumu Rus kuvvetlerinin emriyle Hümeyni Müssü'nün hemen doğusunda yani Humus'un doğusundaki El Savanna Fosfat sahasına havalimanı kurdu cümlesi kullanılmış. Askeri inşaat kurumu yaklaşık bir ay önce faaliyete geçerek 5 kilometrelik bir alana 2 hava sahası kurdu. Rus güçleri Mart ayında Suriye milislerini yine bu bölgeye getirmişti. Bunun dışında 6. gün şeklinde haber servis ediliyor. Haberin başlığı Türk kuvvetleri Rakka'daki aynı İsa'daki mevzileri bombalıyor. Türk güçleri yani ordumuz Malak, Kaldiya, Elosan, El, El ve Estarak Sakır köyüne ve batıda Halep ile El Haseki arasında M4 arasındaki otoyola ağır topçu ateşi açıyor. Errakka'nın kuzey kırsalında aynı ihsada vurulmuş durumda. Bu Türkiye'nin Errakka kırsalına günlük kara bombardımanın devamı niteliğinde cümlesi kullanılmış. Ordumuz özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri oradaki operasyonlarını arttırmış durumda. Yine Rusya-Türkiye 95. ortak devriye Rus ve Türk kuvvetleri aynen Arap kırsalında devreye geziyor. Kobani diye bir yer olmadığını da ifade edelim oradan bilindiği gibi Arapları çıkararak bölgenin isimlerini de değiştirmeye çalışsalar da tabii ki de biz bu oyunlara düşmüyoruz. 8 Rus ve Türk askeri aracı 2 Rus helikopterin eşliğinde ortak devriye aynen Arap'ın doğusundaki garip kentinde yapılıyor. Bu şekilde haber paylaşılmış. Yine dostlar güvenlik kaosundan bahsediliyor. Ulusal Savunma Komutanı El Bu Kemal şehrinde aşiret tarafından öldürülmüş durumda. Yani İran destekli teröristlerden bahsediyoruz. İran destekli milletsel ve rejim güçleri bu saldırının arkasındaki nedenler ve sebepler bilinmiyor cümlesi kullanılmış. Yine 5 Nisan'ın yönelik hatırlatma yapılmış bir hafta öncesinde Deir zorun doğu kırsalında da kimliği belirsiz silahlı kişilerin iki rejim askerini ateş açarak öldürdüğü ifadettirken biri de yaralanmıştı. Bu saldırı Suriye genelinde artan güvenlik kaosuyla aynı zamana denk geliyor. Evet dostlar biz de Suriye'deki son gelişmeleri aktarmış olduk. İki kısa haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından basın açıklaması yapılıyor. NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli olan sancak gemisi Alman fırkateyni Lübeck'te Uzunada İzmir'de akaryakıt transferi gerçekleşiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln gemisi Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ortasında Kore yarımadasının açıklarındaki sularda faaliyet gösteriyor. 2017'den bu yana böyle bir uçak gemisi görev grubu ilk kez Güney Kore ve Japonya arasındaki bölge konuşlanmış durumda. İran, Afganistan'ın Herat kentinde konsolosluk binasına yönelik saldırı sonrasında Afganistan'ın İran masraat güzenini dış işlerine çağırıyor. Ayrıca İran, Afganistan'daki elçilik faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş durumda. Hoşçakalın.